Çöpten yemek topluyor, çok genç. 2021 Türkiye'sinde gencecik bir insan. Görüntüler İstanbul Küçükçekmece Muammer Aksoy Caddesi'nde kaydedildi. 34 yaşındaki kağıt toplayıcısının çöpten ekmek topladığı o anlar kameralara böyle yansıdı. Küçükçekmece Belediyesi Muammer Aksoy Caddesi. İnsan yanına gidip aç mısın demeye, ihtiyacın var mı demeye, alayım mı demeye utanıyor. Çünkü o da çok genç ve mahcup oluyor. Kağıt topladığı aracı yanında yok. Çünkü söylediğine göre ekmek teknesine zabıta el koydu. Kendim kartım topluyordum. Zabıtalar da el arabamı aldılar pandemi nedeniyle. Kaç gün oldu alana? Yaklaşık bir hafta falan oldu. Yani çöpleri ne topluyorsam öyle evime götürüyorum. Epilepsi hastası olduğunu söyleyen Doğan Güllüoğlu'na TV5 Haber Merkezi ulaştı ve yaşadığı sıkıntıları dinledi. Çöpten yemek topluyor, çok genç. %20 engeli bulunduğunu ve bu nedenle ağır işte çalışamaz raporu olduğunu belirtti Güllüoğlu. Çaresiz vatandaş engeli nedeniyle iş bulamıyor. Engelinin de en az %40 olması gerektiği için devletten engelli maaşı da alamıyor. %20 bir engelli raporum var. Ne işte çalışabilirim ne de maaş alabilirim. %40 olması gerekiyor. İş bir yerde bana iş vermiyorlar. Düşük bayılırsın diyorlar. Epilepsi hastası. Evet, zaten oluyor da arada hani çok böyle daraldığım zaman, bunaldığım zaman evime hani her ikisinin başına gelip yemekle götüremediğim zaman çok sıkıntılara düşüyor. Beyaz Masa'ya da başvuran ve bir koli erzak dışında pandemi sürecinde yardım göremeyen Güllüoğlu, yeşil kartlı olduğu için ilaç parasını bile tamamlamakta güçlük çekiyor. İlaçlarımın %20'sini kendim karşılamak zorundayım, yeşil kartlıyım. Yani raporlu olduğum halde bile ilaçlarımı parayla alıyorum. Karton toplayan abisinin ailesiyle birlikte yaşadığını söyleyen genç adam, geçim sıkıntısının çözülmesi için bir iş istiyor. Öbür kardeşim karton topluyor, o aile araba salmadılar yani şükür. Sefer hani kira parasında çok sıkıntı çekiyoruz abi. O durum katı bir yerde oturuyoruz. Belediyelere falan başvurdunuz mu? Vurduk, Beyaz Masa'ya başvurduk. Bir kol erzak gönderdiler, daha hiç arayıp soran olmadı. Bu virüs tam kapanma olmuştu ya o zaman. Aylık için falan birisi bir şey dedi mi? Hiçbir şey demedi. Yardım parası, hiçbir şey almadım. Hiçbir şey almadım. Işte. Araştırabilirler yani. Ve maalesef düşünün kötü durum yüzünden çöpten ekmek toplamaya başladı.